Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, İstanbul'umuza yeni kazandırılan finans merkezimizde medya yöneticileriyle iftar programında bir araya geldi. Burada çok fazla başlık var tabii, majör başlık. Her birini ayrı ayrı açacağız, Sayın Bakan'dan dinleyeceğiz. Ama şunu söyledi, İstanbul Finans Merkezi'nin angajman, lojistik açıdan ne kadar önemli bir noktada olduğunu, Orta Doğu ve Avrupa'ya yakınlığı noktasına dikkat çekti. 14 Mayıs seçimlerine değindi. Şunu söyledi, yatırımcı güven ister, istikrar ister, yedili masa istemez, 7 ayrı karar istemez. Ve 99 öncesi tam anlamıyla mühendislik hizmeti almamış. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de ekonomi ve ticaretin kalbinin atacağı İstanbul Finans Merkezi'nde medya yöneticileriyle iftarda bir araya geldi. İstanbul Finans Merkezi'nin çevredeki ülkeler için de önemine dikkat çekti. İstanbul'un finans merkezi olması sadece ülkemiz adına değil, yakın coğrafyayı da ilgilendiren bir konu. Bu vesileyle de işte burada Orta Doğu'ya, yakın Avrupa'ya hizmet verebilecek olması İstanbul'un değerini, kıymetini bu manada arttıracak. Bakan Kurum deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara da değindi. Biz bu konutlarımızın ilk etapta 319 binini Mayıs ayı sonuna kadar yapmayı planlıyoruz. Ardından da 650 bin konutumuzu etap etap kısmi rezerv alanlarda, kısmi de yerinde yapıyor olacağız ve bu çerçevede de inşallah daha önceki Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de olduğu gibi, Antalya, Muğla sellerinde, yangınlarında olduğu gibi vatandaşlarımıza sözlerimizi tutacağız. Deprem bölgelerinde inşa edilen afet konutlarının özelliklerine dikkat çekti. En doğru zeminde yapılaşma şartları neyse o şartlara uygun bir şekilde gerekli kısıtlamaları, gerekirse kat eksilmesini, gerekirse olanı yeşil alan veya donatı alanına çevirerek de bir tasarım yürütüyoruz. Bakan İstanbul'daki riskli yapıların sayısını açıkladı. İstanbul'da 1,5 milyon riskli konutumuz var. Acil dönüşmesi gerekeni, bunun yaklaşık %20-25'i, bu 1,5 milyon riskli konutu da hızlı bir şekilde dönüştürmemiz gerekiyor. 14 Mayıs seçimlerinde bir olumsuzluk durumunda deprem bölgesindeki projelerin nasıl etkileneceği sorusunu yanıtladı. Biz 15 Mayıs'ta kaldığımız yerden Türkiye vizyonunda yeni projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Uluslararası yatırımcının koalisyon istemeyeceğini dile getirdi, sebebini anlattı. Çünkü yatırımcı güven ister, istikrar ister, yedili masa istemez, 7 tane karar istemez, tek karar ister, o kararı uygulayacak irade ister. Karadeniz gazı için bugün tarihi bir gün. Saat 20.23'te yapılacak törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz meşalesini yakacak. Ve bu aşamadan sonra artık Karadeniz gazı hepinizin sorduğu gibi bize, hanemize, evimize, cebimize, faturamıza yansıyacak. BOTAŞ işletme tesisine gidecek. Gazın işlenmesinin ardından Mayıs'ın ilk haftası gibi, yani seçimden önce evlere artık verilmeye başlanması bekleniyor. Karadeniz gazında tarihi güne sayılı saatler kaldı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde 2020-2022 döneminde Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervinin şebekeye verilmesi çalışmalarında sona gelindi. Borularla 170 kilometrelik deniz açıklığından karaya ulaşan doğalgazın ulusal hatta bağlanmasına sayılı gün kala Filyos Doğalgaz İşleme Tesisinde bulunan yakma ünitesinde test edildi. Doğalgazın yanmasıyla karadaki tesiste ilk alevler de göründü. Karada 8000, denizde 2000'den fazla personelin çalıştığı projede ilk fazla üretilen doğalgaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın düzenlenecek Karadeniz gazı devriye alma töreniyle karaya ulaştırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazı ile ilgili vereceği müjdeyi de yarın akşam açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ya gaz fiyatında yapılacak indirimi ya da belli bir metreküpe kadar ücretsiz gaz verileceğini açıklaması bekleniyor. Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşif denizin tam 2200 metre altında oldu. Gazın karaya ulaşmasını sağlayan boru hatlarının her birinin uzunluğu ise 165 kilometre. Proje kapsamında inşaat çalışmalarının yoğunlaştığı dönemde karada ve denizde 10.000 kişi istihdam edildi. Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri görev aldı.